Evet, bir cumartesi sohbetine de hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Biraz gündemden konuşacağız, birazcık muhabbet edeceğiz. Bu arada bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü. Bütün arkadaşların, bütün takipçilerin Kurban Bayramı mübarek olsun diyerek başlayalım videomuza. Şimdi malumunuz God of War Ragnarok'un bu hafta ne zaman çıkacağı konusunda artık elimizde bir tarih var. 9 Kasım'da çıkacak God of War. Oyuncular bayağı heyecanlıydı bu oyun hakkında. Biliyorsunuz oyun çevrelerinde bu oyunun bu yıl çıkamayabileceğine dair bazı söylentiler vardı. Bu tarihin duyurulmasıyla birlikte bu söylentiler de ortadan kalktı. Aslında öncesinde Cory Barlog'un Twitter üzerinden oyunun bu yıl çıkacağına dair bazı mesajları olmuştu. Ama işte oyuncular hep böyle resmi açıklamayı beklediler. Ama işte oyuncular hep resmi açıklamayı beklediler. Cory Barlog'un tweetleri maalesef oyuncuların hepsini ikna etmeye yetmedi. Zaten biliyorsunuz Cory Barlog bu 1-2 haftadır da Twitter'da aktif, bayağı aktif. Çünkü God of War Ragnarok yapım ekibi içinde yer alıp işte sosyal medya üzerinden sözlü tacize uğrayan programcılar vardı. Cory Barlog'un bu yönde bayağı ağır tepkileri oldu. Ağır tepki koydu ki haklıydı tepkilerinde. Çünkü oyunun yapım süreciyle ilgili emek döken insanlara böyle incitici, onlara hakaret boyutunda sözlerin sosyal medya dahi üzerinden olsa sarf edilmesi gerçek. Çirkin bir davranış. Çünkü sosyal medya aslında artık hayatımızın o kadar içine girmiş ki hayatın içinden bir alan olarak kabul etmemiz gerekiyor sosyal medyayı. Yani normal hayatta insanlara sarf edemeyeceğimiz hakaretler, sözler sosyal medyada kullanabiliriz manasına gelmiyor. Burada da yine bunu yaşadık. Belki de bu sözleri sarf eden insanlar gerçek hayatta da bu sözleri bu insanlara söyleyebilecek kadar dengesiz insanlar da olabilir ama en nihayetinde sosyal medya veya gerçek böyle birebir hayatta karşımızdaki insanlara sarf edemeyeceğimiz sözler söylendi. Cory Barlog da doğal olarak bu tepkileri koydu. Sonuç olarak elimizde 9 Kasım tarihi var. Eğer bir sürpriz olmazsa 9 Kasım tarihinde God of War Ragnarok oyun severlerle buluşacak. Bir de God of War'la ilgili ikinci bir tartışma daha var. Bu yıl işte GOTY adayı olur mu? Olursa işte ödülü alır mı? Alamaz mı? Oyun nasıl çıkacak? Bir de biliyorsunuz Elden Ring gibi bir gerçek var. Gerçekten de oyuncuların artık unutmak üzere olduğu bazı geleneklere geri dönmüş. Bunlara güzelleme yapmış. Oyuncuların ellerine not defterini tutuşturmuş bir oyun Elden Ring. Bu açıdan bakınca yani bence gerçekten çok kaliteli, başarılı bir oyun. God of War'ı henüz görmedik ama Elden Ring de bu yılki ödülü alırsa sürpriz olmaz. Çünkü herkesin ödül almasını beklediği oyun bildiğiniz üzere Elden Ring. Bakalım belki de God of War gerçekten kendi standartlarını da aşıp Elden Ring'in önüne de geçebilir. Zaten geçmişe bakarak konuşuyorum buna God of War Ascension'da dahil sevgili arkadaşlar. Bütün God of War'lar aslında potansiyel birer GOTY adayı oyun. Yani bu God of War Ragnarok'la da değişmeyecektir. Gerçekten üzerinde çalışılmış güzel bir yapımı olacağına ben inanıyorum. Biliyorsunuz 2018'de çıkan God of War'la Kratos İskandinavya'ya taşınmıştı. Herkes bir üçleme olmasını bekliyordu. Belki de gerçekten oyun üçleme olarak planlandı ama nedense bu ikinci oyunla birlikte God of War Ragnarok'la birlikte serinin İskandinavya mitolojisine ait bölümü bitecek. Yani bundan sonra oyunun işte prequel'leri mi gelir, sequel'leri mi gelir yoksa bildiğimiz gerçek manada seri komple reboot mu edilir? Bunu ikinci oyun çıktıktan sonra hep beraber öğreneceğiz. Tabii hemen öğrenmemiz mümkün olmaz. Muhtemelen birkaç sene geçtikten sonra yapılan çalışmalar belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra oyunculara gerekli duyurular yapılacaktır. Ama 2018'den bu yana geçen bu 4 senelik süreç içinde yeni bir God of War oyunu yapmak için, kaliteli bir God of War oyunu yapmak için yeterli süreleri vardı diye düşünüyorum. İlk oyunda da Cory Barlog'un açıklamaları vardı. Oyunun yapım sürecinin 5 yıldan fazla sürdüğüne dair açıklamalar vardı. Yani şimdi geçmişte kökleri olan büyük oyuncular tarafından sevilen bir oyunu alıp bunu yeni bir kamera açısıyla, yeni mekaniklerle, yeni bir coğrafyada ve yeni bir hikayeyle. Üstelik yani Kratos'un da geldiği noktada yeni bir Kratos'la. Bunun için yeni bir oyun yapmaya soyunmak gerçekten cesaret isteyen bir işti. Cory Barlog bunu yapabildi. Yani 5 yıllık süreçte bunu yapabilmesi için yeterli bir süre oldu. Yani 2018'de çıkmış mekanikleri değiştirilmiş.
değiştirilmiş, anlayışı değiştirilmiş bir oyunun da üzerine hani 5 yıl çalışmadan daha kısa sürede daha güzel işler ortaya çıkarmak mümkündür, olasıdır. Yani bu 4 yıllık süreç her ne kadar ilk oyunun yapım süreci olan 5 yıllık süreçten daha kısa olsa da ortada daha geniş bir oyun dünyasına sahip bir oyunla, hikayesi üzerinde daha fazla uğraşılmış bir oyunla, daha fazla boss dövüşün olduğu bir oyunla karşılaşmamız olasıdır. Yani oyun çıkmadan önce bütün bunlar hakkında kesin bir yargıya varmak gerçekten zor. Bakalım çıksın, artık hep beraber heyecanla oynayacağız God of War'ı. Ben de sizler gibi merakla bekliyorum. Evet, bu hafta konuşmak istediğim olaylardan birisi de ekran kartı fiyatları sevgili arkadaşlar. Çünkü ekran kartı fiyatları tavsiye edilen ekran kartı fiyatlarından satılmaya başlandı. Şimdi piyasaya bakıyorsunuz, 3060 Ti gibi bir ekran kartını 10 bin lira altında bulabiliyorsunuz. 9600 liraya ben daha bugün gördüm. 3070'e bakıyorsunuz, 3070 13 bin liranın altında. 3070 Ti'ye bakıyorsunuz sevgili arkadaşlar, 14 bin liranın altında. Yani 14 bin liranın altında derken 13.900 lira, 13.950 lira gibi fiyatlardan 3070 Ti'yi satıyorlar. 3080 almak isteseniz 16-17 bin liraya 3080 bulabiliyorsunuz. Bunlar Türkiye garantili ürünler. Şimdi bu şu manaya geliyor. Özellikle konsol oyuncularını bu ekran kartı fiyattan ucuzlaması noktasında ben oyuncuların önlerindeki seçeneklerin arttığını düşünüyorum. Yani donanım maliyetlerini düşününce oyun oynama noktasında kendinizi konsollara mahkum hissediyorsanız sevgili arkadaşlar, donanımları edinme noktasında uygun bir dönemde miyiz değil miyiz net olarak konuşamayacağım ama tavsiye edilen fiyatlara gerçekten çok yakınız. Son dönemde kripto madencilik konusunda yaşanan gelişmelere bağlı olarak ekran kartı fiyatları da tavsiye edilen fiyatlara yaklaşıyor. Eğer maddi olarak bir sıkıntınız yoksa arkadaşlar, bu dönem gerçekten bir bilgisayar toplamak için uygun bir dönem. Yani ben şahsen bu şekilde değerlendiriyorum. Toplamak derken masaüstü bilgisayar alacaksanız, dizüstü bilgisayar toplayacaksanız, ki ben öyle yaptım. Hazır bir sistem aldım. Gerçekten zahmetsiz oldu. Taşınabilirliği noktasında eğer benim gibi bir özel gayret içine girip işte böyle klavye, mouse ayrı ayrı ben takayım, bunlar da kablolu olsun gibi bir gayret içine de girmezseniz, daha az kablo, daha az ortada kalabalık noktasında da bu tarz çözümler bana daha mantıklı geliyor. Belki bir masaüstü bilgisayarın gücü, performansı daha yüksek ama yani benim için de bir noktada bazen mobilite daha fazla anlam taşıyor. Bu noktada ben sizlere bilgisayar alım noktasındaki kararlarınızı tekrar gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ederim. Gerçekten ekran kartlarının fiyatları çok iyi. Ha, konsol oyuncusu olarak burada bizi ilgilendiren şey şu. Hani Xbox cephesi 2020'nin Kasım ayında çıktı her iki konsol. Hem PlayStation 5 hem de Xbox Series konsolları. Hani Xbox tarafına bakınca evet, Game Pass gibi oyuncuların oyunlara erişimi noktasında alternatif bir seçenek sundular. Yani Sony de bu hamle karşısında mevcut olan Plus hizmetiyle yine mevcut olan Now hizmetini birleştirip dünya geneline yaygınlaştırdı. Yeni bir hizmetle oyuncularını buluşturdu. Tamamıyla Game Pass'e karşı Sony tarafından verilmiş bir cevaptı. Şimdi bu noktada bakınca özellikle ülkemizdeki oyuncular açısından konsol oyunlarına erişim, konsol oyunlarını oynama noktasında maliyette oyuncular lehine bayağı iyi oldu. Yani multiplatform oyunları bir kenara koyar, işte ben bu konsolu aldım özel olarak, bu konsola özgü, ben bu konsolda hangi oyun oynayacağım diyorsanız, yani Microsoft'un stüdyo alımlarına 100 milyar dolara yakın bir para harcamış olmasına rağmen Kasım 2020'den bu yana geçen aşağı yukarı bu 2 yıllık süreç içinde oyuncuları çeşitlilik noktasında, özellikle çeşitlilik noktasında tatmin eden bir içerikte çıkmamış olması gerçekten oyuncuları bence olumsuz etkiledi. Ben bu yakın çevrede bakıyorum. Yani forumlarda görüyorum, sosyal medyalarda görüyorum. Yakın çevre dedim, yani arkadaş çevresine de bakıyoruz. Onlar da çünkü kendi yakın arkadaş çevrelerinden bahsediyorlar. Xbox'ı büyük ümitlerle almış. Hatta bu süreç içinde de Xbox'ı çok ciddi manada sevmiş, arkadaşlarına tavsiye etmiş. Forumlarda, sosyal medyada Xbox lehine çok güzel şeyler söylemiş arkadaşlarım. Xbox'larını satıp PlayStation alıyor olmaları da bence manidar. Tabii bu 2 yıllık süreç içinde oyun
oyuncuların beklentilerini karşılamayan bir oyun çıkış takvimi. Diğer taraftan işte Sony'nin bu yeni servisi hizmete sokması. God of War'ın geliyor olması. Yani gerçekten bu nesile çok iddialı, çok büyük vaatlerle giren Microsoft bu geride kalan 2 yıllık süreçte oyuncuların sanki pek beklentilerini karşılayamamış gibi. Yani ben yakın çevreme baktığımda bunu görüyorum. Yani bu noktada işte ekran kartı piyasasında ortaya çıkan bu yeni durum. Oyun oynayabilmek için işte bir dizüstü bilgisayar olur, bir masaüstü bilgisayar olur. Dolar noktasında, harcayacağımız para noktasında daha iyi durumda. Ha, durumlarımız uygundur değildir, ben bunu bilemem sevgili arkadaşlar. Gelişmeler ışığında geldiğimiz noktada ben şunu görüyorum sevgili arkadaşlar. Xbox Series konsollarına sahip olan arkadaşlar yavaş yavaş konsollarını PlayStation 5'lerle ikame etmeye başladılar. PlayStation 5'e doğru geçiyorlar. Eğer burada özellikle 2023 sonrasında Xbox markası altında çıkacak oyunlara baktığınızda bir kaygıya kapılıyorsanız, hani PlayStation'a geçtiniz, bilgisayarı da sadece oyun oynama olarak değil de işte sunduğu diğer imkanlar çerçevesinde alternatif bir oyun oynama platformu olarak düşünüyorsanız, bilgisayar almanın da tam zamanı. Yani bu dönemde bir bilgisayar alarak hem Xbox oyunlarına erişebiliyorsunuz. Mevcut Xbox'ınızda işte PlayStation 5'e ikame etmişsiniz. Yani bu noktada oyuncular daha fazla oyuna erişme şansı elde etmiş olabilirler diye düşünüyorum. Evet, bu haftalık da bu kadar olsun diyelim arkadaşlar. God of War'ın bir çıkış tarihini almış olmamız. Diğer taraftan işte ekran kartı piyasasında yaşanan gelişmeler, oyuncular lehine yaşanan gelişmeler. Bir taraftan işte oyuncuların Xbox'larını satıp PlayStation'a geçiyor olmaları. Bunlar da bizim bu haftaki gündemimiz oldu. Videomuzu sonuna kadar izleyen arkadaşlara hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerin ve ailenizin Kurban Bayramı'nı tekrar kutluyorum. Kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.